When I first came to Turkey, at the beginning of the process of making The Water Diviner, a film that we're doing at the moment, everybody that I bumped into, whether they were Turkish or whether they were people from Australia who either had family here in Turkey or had an association with the Turkish film industry, they all told me I needed to meet Cem Yılmaz if I was serious about Turkish actors. So I started watching his films and totally fell in love with the idea of him playing a particular character in my movie. But he didn't want to know about it. He didn't want to meet me. And it took a long time just to organize the first conversation. And the first conversation was very polite, and you know, the second conversation was a little tense because he still wasn't responding. But by the third conversation, I think he started to really see me as a person. And you know, I suppose I understand that you come from, you know, what's considered a, like a Hollywood perspective, and people might not totally understand that, you know, you're principally an artist first. You know, now, I may have had some big successes in movies, but you know, what I love about my job is the same thing I loved about it when I was a kid, and I have a great passion for movies, and I think I finally communicated that to him. What I've learned about Cem through working with him is, you know, he's 100% movie star. He's a very, very fine actor. He has all of his emotional range available to him, and technically he's very good, apart from the occasional thing when he'll drop a knife going in a doorway, but let's not talk about that. But the other side of Cem, you know, who he is as a man, that's the thing that I really like. You know, I like just hanging out with him, just talking to him. I get on with him really, really well. He's, you know, he's a gentleman in the English meaning of the word. You know, he's a very kind person, and he's has a great way with people. And the crew are just in love with him, you know, because he brings such a wonderful energy to the set. It was one of the best decisions that I've made on behalf of this movie, to be relentless in my pursuit of Cem Yılmaz. And I'm so grateful that he's been in the film. And when you get to see the movie, you're just gonna fall in love with that character. He's such a beautiful character, and he's given it such a great energy. So hopefully you'll get to see the movie soon. And Cem, thanks, man. Ya işte böyle işine, senin anlattığından şimdi sen böyle çok daha frenleyerek işte ben okudum da ama öyle de bizim oldu gibi değil, da Russell falan böyle arkadan dolana dolana çocuk. Şimdi sen hep arkadan dolanarak cevap verdin. Evet, benim hayatım bunun üzerine. Evet, yapma yapma. Şimdi burada işte adam dürüstçe anlattı. Adam dini anlattı. Üç tane karşılaşma şey buluşma anlatıyor. İkincisi, yani ben doğrusu o birazcık tabii kendi pozisyonundaki geneldeki paranoyadan da bahsediyor ama tabii bunu çok kolay açtık elbette. Beni etkileyen şey bizim toplantılardan ilkinde bir sessizlik oldu dedi. Benim birinci toplantıda İngilizcem bitti. Onun için ya yapma bak hala arkadan dolanıyorsun. İngilizce bitince ya bıraksan... Ben Russell'ın Türkçe öğrenmesini bekledim. Yani kendini daha iyi ifade edebilmesi için. Dediğim gibi yani bizim hakikaten sinemacı olmakla ilgili hepimizin ortak paylaştığı bir fikri var. Yani iyi film yapmak, bu konuda ticari yanının dışında duygusal olmak gibi. Hiç tanımadığım bir kişi de bunun olup olmadığını, yani iki toplantı hakkıdır yani bunun için toplantı. Adam o kadar kişisel bir çaba içerisindeydi ki filmle ilgili ve çok bilgiliydi, birikimliydi. Çok objektif yaklaşan bir öyküydü her iki tarafın insanları açısından. Hı hı. Ve bir fikri daha vardı önemli bizim için. Bu Yılmaz'ın da çok dikkatini çekmişti ve film setinde arkadaşlarına bunu paylaştı. Avustralyalı insanlar orada ne kadar Osmanlı askerinin ne kadar Türk kaybedildiğinin bilgisine sahip değil. Ne kadar Anzak çocuğumuz gitti oraya ve onları kaybettik diye bakıyordu. Bunu filmin bir repliğinde çekim sırasında duyan oldu. Yani çekim sırasında duyan oldu. En setten ekipten. Bu böyle bir rakam mı var falan diyerekten ve Russell hepimizi işaret etti. Gördünüz mü? Bazı bilmeyen insanlar var bunu diyerekten. Bu çok enteresan. Bu adam bunu
yani kendine bir görev edinmişti. O duygusallık hoşuma gitti benim. Şey, yani peki, objektif siz taraf. Siz burada senaryoyu okurken Yılmaz ve sen özellikle senaryoyu buradan da birilerine teyit ettir. Yani şimdi böyle bir konu her zaman bazı riskler de taşır. Evet, daha sonra işte hikaye öyle değil ya, tarih böyle değildir. O tabii kendi cephesinden anlatmış bana falan filan demeye engel olacak bir okutma yaptınız mı? Hayır, o kadar paranoyakça yaklaşmadım. Bu ama 3 toplantı yapmışsın. Birinde sessiz kalmışsın. İkincide gerginmişsin. Yok, eminim. Yapma onu. Yani role uygunluk benim yani bana ihtiyaçları var mı diye düşünmekten ben emin ol böyle yaklaşırım. Yani arkadaşlarıma bana çok fazla film teklifi gelmiyor doğrusu. Türkiye'de de gelmiyor. Değil ki. Yapma ya. Gerçekten. Bir keresinde Norman Jewison bana bir teklifte bulunmuştu. Bak bana Türkiye'de de film teklifi gelmiyor. Bir keresinde Norman Jewison bulunmuştu. Hikaye böyle mi ilerleyecek? Ama işte bu şekilde gelmesi çok hoş oluyor. Yani beni uygun gördükleri bir role arzu ediyorlar. Bu önemli bir şey. Türkiye'de ise durum başka türlü cereyan ediyor. Yani komedik bir karakter var, oynar mısın olabilir bu. Ya da ne bileyim ticari bir hadise olarak olabilir. Yani Water Diviner'da elbette böyle bir tercih olmadığı aşikar. Yani o nedenle...